Her perşembe olduğu gibi Sefer Yüksel'le beraber Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Hoş geldiniz hepiniz. Bugün PayU Türkiye CEO'su Emre Hüzer bizimle. Hoş geldiniz siz de. Şimdi bol bol ödeme sistemlerini konuşacağız. Aslında ilk programda Sefer'le beraber finansal teknoloji nedir, ne değildir yapmaya çalıştık ama bu program herhalde biraz daha ödeme sistemleri ve hani fintech'in genel çatı olduğunu düşünürsek herhalde alt kırılımlarını her program yavaş yavaş değineceğiz. Sefer. Evet, evet. Güzelciğim, şimdi geçen hafta sen de bahsettiğin fintechlerden bahsettik ve geçen haftaki programda Türkiye'de ağırlıklı olarak bu işin ödeme sistemleri tarafında yoğunlaştığını konuşmuştuk. Şimdi aslında neden böyle oldu? Çünkü Türkiye'de bir yandan baktığınızda hani tüketici ihtiyaçları, işletmelerin ihtiyaçları, Türk bankalarının teknolojik gelişimleri ve hepsini bir araya topladığınızda bu alan çok önemli bir alan haline geldi. Aslında 2000'li yıllara kadar baktığımızda işte ödeme sistemlerinde işte çekler, nakit para, senet ve kredi kartı vardı ama teknolojinin gelişmesiyle beraber 2000 yılından sonra, şimdi çok eski bir tarih gibi geliyor ama aslında o kadar da uzak değil çünkü teknoloji doğru, çok hızlı doğru ilerliyor. Neler geldi? Sanal postlar geldi başta. İşte elektronik paralar gibi onlarca ödeme sistemi var artık. Ödeme çeşitliliği var. Çünkü dünyada tüketici hızlı, basit, güvenli, kolay olanı tercih ediyor bu alanda da. Dolayısıyla da ödeme sistemleri de aslında tüketiciye ve işletmelere bunu sunuyor. Çünkü tüketici tarafından baktığınız zaman aslında güvenli, hızlı, alışveriş yaparken işte indirimli, taksitli, doğru, avantajlı. Birçok fırsat sunuyor. Birçok fırsat sunuyor. İşletme tarafından baktığınızda işletmelerin de çok işini kolaylaştıran bir durum var. Çünkü tek platformda işte örneğin 10 tane bankaya gidip tek tek anlaşmak yerine tek platform üzerinden maliyet düşürücü yönleri çok yüksek. Dolayısıyla da ödeme sistemleri Türkiye'de bu anlamda çok gelişti. Yani tabii işim de şu boyutu var. Hani biraz da mübalağa ederek bahsedeceğim. Hani anneannem, dedem emekli maaşını almak için kuyruğa girerken artık telefon açıp bana ben faturalarımı işte ben de e-ticaret sistemlerini ve bankacılığın bu tarafını kullanarak ödemek istiyorum. Bana da öğretir misin dedi. Hani geldiğimiz nokta bu artık. Kesinlikle. Her nesilden herkes hani bu sistem içine girmeye başladı. Emin Bey, vereyim size sözü. Hani ödeme sistemleri deyince hani bankalar diyoruz ama gerçekten sizin perspektifinizden bakıldığında Türkiye neresinde bu işin? Çok eski bir bankacı olarak aslında birden fazla şapkam var bu konuda. Rahat rahat konuşabiliyorum o yüzden. Ödeme sistemleri derken eskiden, yani bundan 10 yıl öncesine kadar, o dönem ben de bankadaydım. Sadece bankalar aklı gelirken yeni nesil teknolojiler ve yeni nesille birlikte insanlar, genç nüfusla birlikte yeni bazı şeyler icat etme gerekliliği doğdu. Bunun sebebi aslında ilk başta bizler de sanki teknolojiymiş gibi düşünürken sonra fark ettik ki aslında bu teknolojiler yıllar önce de vardı. Aslında olay teknoloji değil, bizi tamamen yeni bir şeyler icat etmeye iten, sürükleyen şey yeni nesil. Yeni neslin iş yapış şekli. Dolayısıyla siz sadece ödeme sistemleri alanında da değil bu anlattığım. Bundan 50 yıl, 100 yıl önce icat edilmiş şekliyle hala bir şey yapmaya çalıştığınız bir dünyada bambaşka bir nesle bu servisleri satabilmek, bu servislerden kullandırabilmek, bu servislerin işte verdiğiniz örnekteki gibi insanların hala ATM'ye gitmesini beklemek yanlış. Teknolojiyle de birleştiğinde yeni şirketlerin doğmasının sebebi bu açığı görmeleri ve biraz bankaların bu konuda yavaş kalmaları, yeni teknolojilere ya da yeni nesle çok kolay adapte olamamaları gibi gözüküyor. Hem dünyada hem Türkiye'de. Ödeme sistemlerinin durduğu yer, yani finansal teknoloji gelişimlerinin durduğu yerin bankalara oranda bir avantajı da işbirliğine çok açık olmaları ve çok hızlı bir şekilde tüm bankaları, tüm bankacılık sistemlerini, alternatif ödeme yöntemlerini mesela bizim yaptığımız şekilde tek bir platformda toplayabiliyor olmaları. Bankalar kendi aralarında birbirleriyle rekabet ederken. Dolayısıyla bu birlikte iş yapış şekli benimsemesi, ödeme sistemlerinin, finansal teknoloji gelişimlerinin yeni nesil ve yeni teknoloji yeni bir şeyler icat edilmesi gerektiğini ortaya çıkardı zaten. Şimdi PayU'dan da hiç bahsetmedik belki, değil mi? Biraz daha ona girebiliriz izleyiciler için. Tabii biraz. Öncelikle Emre Bey'e de bir hayırlı olsun diye bir şey. Dün yeni bir göreve atandı. Öyle mi? Hayırlı olsun. PayU'nun global ürün stratejisinin başına geldi. Hayırlı olsun. Kendimize par çıkaralım mı? Biz mi uğurlu geldik? Bence uğurlu biz uğurlu geldik. Getirdi, atar atmaz. Teşekkür ederim. Sağ olun. PayU uluslararası bir şirket. Aslında biz kendimizi multi locals diye adlandırıyoruz. Yani 1500'den fazla çalışanın olduğu, 20 ülkeye yakın ülkede aktif olarak çalışan ve olduğu her ülkede aslında bir genel müdürlüğü, bir ekibi, büyük bir ekibi olan bir ödeme kuruluşu.
Biz 6,5 yıl önce Türkiye'ye girdik. Bizim dalımızda, yani ödeme kuruluşları dalında sektöre giren ilk oyuncuyuz baktığınız zaman. Dolayısıyla biz çok farklı zorlukla da karşılaştık. Yani ödeme kuruluşu da neymiş ki'den tutun da biz sizle neden işbirliği yapalım da bugünlere, yani bir dernek, bir regülasyon, artık programlar baktığınız zaman İstanbul Fintech, Selim Hoca da buradaydı. Eğitimler veren bir ülke haline geldik bu konularla ilgili, finansal teknoloji girişimlerine. Payı olarak biz online işletmelerin, online iş yapan işletmelerin tüm ihtiyaçlarını tek bir platformda, yani sizin az önce konuştuğumuz gibi ortak POS, fiziksel dünyadaki ortak POS'u online dünyada da inşa ettik 6,5 yıl önce. O zamanlar çok yeni bir şeydi, disruptive bir şeydi. Artık yeni bir şey değil baktığınızda. Şu anda da biz kendimizi nasıl daha iyi, nasıl finansal teknolojiler 1.0'dan, biz çünkü fintech 1.0'ız, 16 yıl önce kuruldu Payu globalde. Nasıl fintech 2.0'a, fintech 3.0'a evirebiliriz'i tartışırken, ki bu konuyla ilgili son bir yılda yaklaşık 350 milyon dolarlık bir yatırım yaptık sadece. İşte biraz bankalarımızı da itmek istiyoruz ki hem beraber fintechlerle işbirlikleri yapsınlar, hem yapmıyorlarsa da ya da kendileri de bir fintech kurmak istiyorlarsa da bir fintech girişimini içeri dahil edip kafa yapısını o büyük organizasyonların değiştirmeye gayret etsinler. Tam bu noktada ben şey soracağım Emre Bey. Şimdi bankaları dahil edelim dediniz ya. Bankalarla fintechler şimdi çok tartışılıyor. Bir rekabet mi var aralarında? Asla rekabet olmaması ve beraber mi hareket etmeleri gerekiyor? Şimdi birçok farklı fintech var, finansal teknoloji girişim var. Bunların bazıları bankalarla rekabet halindeyken, bazıları... Çok özür dilerim bölücüden. Merkez Bankası döviz depo ihalesinde dolar faizi %1.50 seviyesinden 1.75 seviyesine çıktı. Dünkü Fed faiz artırımı paralelinde bir son dakika olduğu için büyük bir önem, hatta hiçbir önem teşkil etmiyor. Tamamen teknik bir düzenleme. Bu kırmızı gördüğünüz aşağıdaki, lütfen devam edelim. Teşekkür ederim. Şimdi rekabet halinde olunan fintechler var, evet. Yani tamamen bankacılık sistemleri dışında bir iş yapan. Örneğin banka yokken arka tarafta kullanıcılara kredi veren, kullanıcıları skorlayan ya da kendi lending ağlarını, borç para verme ağlarını kuran şirketler var, fintech şirketleri var. Bizim Türkiye'de yaptığımız payı olarak örnek vermek gerekirse tamamen bankalarla işbirliği halinde, bankaların altyapılarını kullanarak, ama bir işletme tek tek 7-8 banka gezeceğine tek bir platformdan bu işletmeye servis sunarak bir finansal teknoloji girişimi ayağa kaldırdık. Tabii ki rekabet ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bu kişisel ilişkilerin dışında etmiyoruz, biz pay olarak ettiğimizi düşünmüyoruz, ama kural koyucuların, kanun koyucuların da regülasyonların da şu an biraz fintechlere doğru kayıp bankacılık dışında da finansal teknoloji girişimlerinin biraz palazlanmasına izin verdiğini görüyoruz bütün dünyada. Şeyin farkındalar. Yani bu herkes için fayda. Bir, bankaları gelecek nesli hazırlıyor. Çünkü artık yeni nesil bankaya gitmiyor. Yeni nesil WeChat'ten, WhatsApp'tan para göndermeye başladı. Evet. Sen banka olarak burada olmak zorundasın. Olmazsan, yani bir finansal teknoloji girişimiyle bir platformla işbirliği yapmazsan ödeyeceksin. Sen bunu fark edememiş olabilirsin ama regülasyonlar bunu fark etti ve buna hazır olman lazım diye yeni regülasyonlar geldi Avrupa'da. Evet. Biraz rekabetten işbirliğine doğru dönüyor iş bütün dünyada diye söyleyebilirim. Aslında hani regülasyondan bahsetmişken yanlış hatırlamıyorsam 2013 yılıydı. BDDK'da da ödeme sistemleriyle ilgili bir regülasyon geldi. İşte şirketlere belirli zorunluluklar geldi. Evet. Ve bu çatıda yanlış hatırlamıyorsam 29 ya da 30 şirket var şu anda BDDK'nın en son sitesine baktığımda rakam. Aslında bu biraz da tabii ki hem tüketicide algıyı ve güveni de yükselten bir durum. Çünkü hani bizim kabul edelim ki bizim BDDK regülasyon konusunda ve hani işi sıkı tutma konusunda biz bankacılık tarafından iyi biliyoruz. Hani çok kriz dönemi çok iyi veya işin arka tarafında BDDK kontrol ediyorsa biz biliyoruz ki orası güvendedir. Belli şartları sağlıyordur diyorsunuz. Şimdi, yani çok da mütevazı olmayalım. Avrupa ile kıyaslandığında bu anlamda oldukça sıkı aslında. Kesinlikle. Yani sütten ağzı yanan hikayesi de var tabii. Zamanında evet. Çok yandığı için. Evet. Şimdi buradan da baktığımızda tabii 2013 yılı başlangıçta dedim ya, hani 5 yıl aslında çok kısa bir yıl. Ama teknolojinin bu kadar yüksek, hızlı geliştiği bir yerde aslında çok da uzun bir yıl gibi geliyor. Çünkü çok değil 6-7 yıl önce bir işletmeye gittiğimizde 7-8 tane POS cihazı bir arada görüyorduk. Gerçekten öyle. İşte diğer başka ATM'lerden şey çekemiyorduk, para çekemiyorduk. Kendi bankamızın ATM'ini arıyorduk. Şimdi gerçi şey yapıyoruz, işte yine uygulama teknolojiden faydalanıp en yakın ATM'miz nerede bakıyoruz ama. Şimdi 5 yıl önceki regülasyon yeterli mi şu an için, yoksa BDDK'nın da burada atması gereken adım var mı? Siz
dernek olarak da, ÖDET olarak da bir şey yapıyor musunuz burada? Yapıyoruz. Daha dün BDDK Başkanı ile birlikteydik Sayın Akben'le. Yapmamız lazım çünkü 5 yıl hakikaten çok uzun bir süre. Yani bu süre zarfında çok şey değişti. Mesela Avrupa'da ve işte farklı ülkelerde bizim ikinci lisans, yani birinci lisansın ikincisi çıktı ve yürürlüğe girmek üzere girdi bazı yerlerde hatta baktığınız zaman. BDDK tarafından da beklediğimiz birçok şey var. Yani bunlardan bir tanesi finansal teknoloji girişimleri ve bankalar arasındaki rekabeti düzenleyici şartların da Türkiye'de olması gerektiğini inanıyoruz. Mesela bunlar aslında yeni lisansın da unsurlarından bir tanesiyken biz yakın zamanda Türkiye'de yeni bir lisans olmayacağını öngörerek küçük küçük kararlarla aslında şu biraz daha oraya yaklaşmaya çalışıyoruz. Şu rekabet var mı ya da sizce denge nasıl? Şu an denge çok kolay değil. Dengeyi kurmak için bizim bankalarla işbirliği yapmamız lazım. Mesela PayU ve PayU gibi davranan ödeme kuruluşları olarak. 3 yıl 4 yıl önceye nazaran şu an çok daha iyi. Çok daha düzeldi. 6,5 yıl önce ilk ben anlatmaya başladığımda bambaşka bir dünya vardı. Aslında emekleme evresi. İyiye doğru gidiyor, i̇yiye kesinlikle. Doğru gidiyor. Daha fazlası olabilir mi? Olabilir. Çünkü şöyle de bir katma değeri var finansal teknoloji girişimlerinin. Biz şuna bakıyoruz. Yani öğrenilmiş bir çaresizlik var. Yani yıllar önce icat edilmiş birçok şeyi tekrar değiştirmeye çalışıyoruz dedim ya. Yani bugün herkes biliyor ki iki banka arasında saat 5'ten sonra para transferi yapılamaz. Yapılırsa da çok yüksek tutarlar. Doğru. Evet. Dünyanın en saçma şeyi. Yani baktığınız zaman 2018 yılında her şeyin dijital olduğu bir dünyada hala bizlerin 5'ten sonra sana nasıl para göndereyim ki diye olması bence dünyanın en saçma şeyi. İşte bunları bankalara öğretip burada beraber iş yapmalarını tekrar eskisi gibi 1990'lı yıllardaki gibi belki de enjekte edecek olan şeyler fintechler ve fintechlerin o bakış açısı. Ben biraz da işi finans tarafından tabii reel sektör tarafına da almak lütfen istiyorum. Çünkü bu ödeme sistemleri başta sanalpos onların adapte olması aynen gerekiyor değil mi? Başta sanalpos olmak üzere bu ödeme sistemlerinin gelişimi sahasında birçok KOBİ için, küçük işletme için de büyük bir nimet ve avantaj. Dün tesadüfen bir reel sektör şirketinin CEO'suylaydım. Anadolu'nun her tarafında bayisi olan. Onunla sohbet ederken dedim ki bana anlatır mısınız hani bu sanalpos ödeme sistemlerindeki gelişme sizi nasıl etkiledi? Dedi ki Sefer Bey, işte benim Van Erciş'teki bayim eskiden işte müşterisi geliyordu. Bankaya gidip post cihazı almak zorunda kalıyordu. İşte onun belli komisyon oranları var. Müşterisine onu yansıtmak zorunda kalıyordu. Müşteri mutsuz, bayi mutsuz. Onlar mutsuz olunca biz mutsuz. Şu anda sanal postla geliyor. Müşterisine taksitlerini yapıyor. Komisyon yansıtmıyor. Müşteri mutlu. Banka mutlu, kartı kullanılıyor. Benim bayim mutlu, alışverişini yapıyor, ben mutluyum, ödemeler bana düşüyor, benden tekrar alım yapıyor. Sanal posttan daha mı mutlu reel sektör şu an? Tabii ki, kullanan firma, tam da onu soracağım Emre Bey'e. Bunun yaygınlaşması aslında hem büyük kurumsal firmalar için benim görüştüğüm Sayın Genel Müdür gibi, hem de onun bayileri gibi daha küçük işletmeler için büyük bir avantaj aslında. Bu KOBİ'leri daha nasıl ileri taşır, ne tarz avantajlar sunar, ben bir de size sormak isterim. Kesinlikle. Şimdi eskiden bizden önce, yani biz derken ben sektör adına konuşuyorum, PayU ve PayU gibi iş yapan firmalardan önce tek tek bankalara gidip postları almanız, bankalara sanal post almaya ikna etmeniz gerekiyordu ve hepsinin entegrasyonu farklıydı baktığınız zaman. Biz 6,5 yıl önce girdiğimiz işte o disruptive dediğimiz hepsini tek platformda, tek fiyatla toplayıp tek bir sözleşmeli işletmelere sunmaya başladık. Şimdi dolayısıyla işletmeler için de çok büyük bir fayda sağladı bu. Mesela bugün PayU'nun Türkiye'nin üzerinde yaklaşık 8 bin tane aktif iş yeri var. Globalde 350 binin üzerinde işletmeyle çalışıyoruz. PayU gibi iş yapan ödeme kuruluşlarında da buna benzer rakamlar var. Yani on binlerce işletmeye aslında bir şekilde dokunmuşuz biz. 6,5 yıl önce temellerini attığımız ödeme servis sağlayıcıları aracılığıyla. Şimdi yaptığımız şey ama burada bankalar için de bir fayda var. Ödeme kuruluşları için de bir fayda var. Son kullanıcı için de, işletmeler için de bir fayda var. Şimdi yaptığımız şey bizim tarafta, en azından PayU tarafından. Türkiye'de yaptığımız şeyi dünyada yaptık ve dünyadaki tüm ödeme sistemlerini tek platformda topladık mesela. Yani dünyanın her yerine satış yapan dünyanın en büyük işletmeleri, global işletmelerine şunu diyoruz. Tek bir platforma gelip dünyadaki bütün ödemeye ilişkin ihtiyaçlarını, yani Türkiye'ye satış yapıyorsan taksitli, Almanya'ya satış yapıyorsan Almanya'nın ödeme sistemi. Çünkü kart kullanımı çok azdır diğer ülkelerde. Türkiye gibi değildir. Bu bir de problemdir. Belki buna ayrıca değinebiliriz. Çünkü biz alternatif ödeme yöntemleri icat edemedik maalesef. Latin Amerika'ya satış yapıyorsanız Latin Amerika'daki alternatif ödeme yöntemleri, yani hepsini tek bir platformda aldığınız. Uluslararası ödeme sistemlerine bu kanala tek bir yerden ulaşabiliyorlar. Tek bir yerden ulaşabiliyorlar.
veriyorlar artık. E tabii bunun içerisinde bizlerin bankaları da var. Bizim bankalarımız da var çalıştığımız. Dolayısıyla artık bankalar da şunu diyor. Ya evet, bazı yerlerde rekabet ediyoruz PayU ve PayU gibi firmalarla. Lakin hiç dokunamadığımız yerlere dokunabildik ve global işletmelere gidebildik. İşbirliğinin avantajını görmeye başladılar. Avantajını görmeye başlamaları biraz daha tabii ki bu tarafa doğru daha sıcak olmaları anlamına geldi. Güzel bir şey bizim için. Şimdi Türkiye'de aslında fintech girişimlerinde, startuplarında şey sorunu var. Yani biz bunu görebiliyoruz. Yani bir ölçek problemi var. Dünyaya açılma problemi var. İşte en yakınımızdaki, hani belki en fazla ticaret yapılan ülkelere bile gidilebilir. İşte bu Orta Doğu olabilir, Orta Avrupa olabilir, Doğu Avrupa olabilir ya da işte İran tarafı olabilir. Ama bizde şöyle bir şey seziniyorum, bilmiyorum doğru mu? Girişim başlıyor, büyüyor ve satıyor, satılıyor. Yani ekipler hızlı oluyor genelde. Hızlı oluyor ve küreselleşemiyoruz. Yani siz şimdi global bir şirketin Türkiye yöneticisi olarak bu çerçeveden bir değerlendirmek ister misiniz? Değerlendirirken bir Türk şapkası da takarak değerlendirmek istiyorum. Çünkü global şirket de olsa. Türkiye'de ölçek problemi var. Aslında Türkiye'deki bu iş yapış şeklini, teknolojiyi yurt dışına çok kolay ihraç edebiliriz. Lakin hiçbir anlamda global düşünmüyoruz. Global düşünmememizin birçok farklı sebebi var tartışabileceğimiz. Yani pasaportumuza hiçbir yere vizesiz gidemememizden tutun da. Çekirdek aile kavramını, yani insanların evlerine kadar aileleriyle yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz baktığımız zaman. Yani DNA'mızda da saklı bir şeyler var. Global bahane ararsanız orayı çok çabuk doldurabiliriz ama. Doldurulabilir. İşin ama öbür tarafında, hani öbür avantajlar tarafında, kısmını görmek. Avantajlar kısmında şöyle bir şey var. Orta Avrupa ve Orta Doğu'da yapılacak o kadar çok iş var ki Türkiye'den. Lakin ben şunu görüyorum, özellikle son dönemde insanlar oralara gidip ölçeklendireceklerine en global olduğunu iddia eden firma bile orada değil, Türkiye'de startup bile. Türkiye'de hızlı bir şekilde nasıl exit yaparım, nasıl büyürümü maalesef konuşuyor ve Türkiye'nin ölçeği de şimdi diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman, ne bileyim Latin Amerika, Brezilya, Hindistan'la kıyasladığımız zaman orada değiliz ya da Rusya'yla eriye doğru. Ekonomimiz de orada değil. Dolayısıyla değerlemeler de çok düşük değerlemelerden oluyor baktığınızda. Ve bizim en büyük başarı hikayemiz de şu oluyor maalesef. Kendisinden yıllar sonra kurulmuş, konuştuğumuz gibi bir şirkete kendini satan, maalesef kendisinden yıllar sonra kurulmuş global bir şirkete kendini satan ya da Türkiye'de çok iyi işler yapmasına rağmen çoğunluk hissedarı bir yabancı olan yerli firmalarımız da oluyor. Sermaye problemi ciddi bir sıkıntı. Sermaye ciddi bir sıkıntı. Şimdi sermaye ciddi bir sıkıntı olduğu zaman girişimcilerin iş yapış şekli de bence bu yönde evriliyor. Yani girişimcinin o zaman iş yapış şekli de para bulmak, para bulmak, para bulmak ya da exit yapmak oluyor. İnsan kaynakları tarafında merak ediyorum. Sermaye açısından. İnsan kaynakları tarafında hiçbir problemimiz yok. İnsan kaynakları tarafındaki problemimiz kafa yapımız tamamen baktığınız zaman. O bankalarımızdaki de öyle. İşte konuştuğumuz gibi bizim 3 tane farklı cüzdanı olan bankamız var kendi içinde. Doğru. Ama bir yandan Alipay ile rekabet, Apple Pay ile rekabet etmek istiyor. Şimdi kafa yapımızı değiştirip, teknolojimiz çünkü muazzam, iş yapış şeklimiz gerçekten çok daha farklı. Yani ben hemen her yerden insanlı iş yapıyorum baktığınız zaman. Gerçekten çok pratiğiz. Bu pratikliği pratiklikle hinlik arasında ince bir çizgi var. Biraz biz millet olarak hinliğe çok çabuk kayıyoruz baktığınız zaman. Dolayısıyla exit yapmak ve para bulmak olan tek konsörünü adam ile, girişimci ile ekosisteme bir fayda sağlayayım, hızlı büyüyeyim, global olayım diyen bir girişimci arasında da dağlar kadar fark oluyor iş yapış şekli anlamında. Biraz bu tarafta ben bir problem görüyorum. Bu dengeyi sağlayamıyoruz. Bu dengeyi sağlayamamamızın nedeni de sermaye yetersizliği gibi geliyor bana. Aslında Türkiye'ye baktığımız zaman hani 80 milyon nüfus, genç nüfus yüksek, hep söylenir ama gerçekten öyle ve cep telefonu yatıp kalkıyoruz ya da işte laptoplarla yatıp kalkıyoruz. Dolayısıyla teknolojiye çok iç içeyiz. Aslında bu tarz şirketler için de tam bir şey alanı, hani kesinlikle deneme alanı diyebiliriz yani. Genç nüfusu yüksek olan bir ülke olduğu için tabii buna birçok yaşlı nüfusu yoğun ülkelere göre daha aç ve daha çabuk hem daha aç, güzel hem de şöyle bir şey. En son BKM'nin kart monitör araştırması geçen hafta, önceki hafta açıkladı. Hala 20 milyon üzerinde bankacılık sistemini kullanmayan bir grup var. Şimdi böyle de bir pazar var aslında içeride. Dolayısıyla aslında yine bizim 2023 nakitsiz toplum hedefimiz var. Baktığınız zaman kredi kartı, alışverişte kredi kartı tercih edenler 10'da 7 olmuş. 10 kişiden 7'si kredi kartıyla öderim diyor. 2 yıl önce
nakit kullanırım diyen %35 iken şimdi düşmüş 27'ye araştırmaya göre. Şimdi böyle de aslında bir pazarız biz ama bir yandan da baktığımız zaman hem aslında aç hem doygunluğa ulaşmamış. Yatırım ortamı aslında gayet makul. Gayet makul ama şöyle de şeyler oluyor. Onun etkisini soracağım. İşte 31 Aralık itibariyle işte kartlar, hani internetten alışveriş yapacaksanız onay vermek gibi, hani yıllardır süre gelen bir şey farklı bir noktaya geldi. O uygulama sektörü nasıl etkiledi? Bir onu soracağım. Bir cirolarda düşüşler oldu mu? Bir de süre kısıtlı olduğu için bir soru da ben ekledim ki izleyicilerden çok fazla soru var bununla ilgili. Güvenlikle ilgili bir zafiyet, bir boşluk var mı diye merak ediyorlar. Mesela chatbotları kullananlar var zannediyorum ki burada. İşte Facebook ve diğer sosyal mecralar üzerinden yapılan ödemelerde bir sıkıntı oluşur mu diye onu da sorayım. Tabii. Çok güzel bir soru. Çünkü son kullanıcıyı hedeflememiz lazım. Yani bu ekosistemi büyütecek olan insanlar aslında onların daha çok internet üzerinden alışveriş yapması. İnternet üzerinden kredi kartıyla yaptıkları alışverişler aslında hemen hemen dünyanın en güvenli alışverişleri. Yani bugün kredi kartı çalınan insanlar genelde kredi kartlarını fiziksel dünyada çaldırırlar. Ya benzin istasyonlarında ya da garsona verdiğinde kredi kartı bir yere gidip provizyon alıp geri geldiğinde. İnternet üzerinden alışveriş yaptığı zaman bugün bir insan ürününü sorgusuz sualsiz geri iade edebiliyor bir ay içerisinde mesela. Hatta işletmeler daha dertli, kullanılmış ürün geliyor bize, parayı yine de iade etmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla internet üzerinden alışveriş yapmaktan korkmayın. Ürününüz gelmedi, servisi alamadığınız durumda Mastercard ve Visa kuralları 4 ay süreyle kart sahibini korur. Yani internette hiçbir şekilde bir kayıpla karşılaşmazsınız. 4 ay boyunca Mastercard ve Visa, yani bankanız iletişime geçip paranızı geri alma ihtimaliniz var. Hatta ürününü alıp, işte hinlikle pratiklik dediğim şey biraz orada maalesef devreye giriyor. Ürününü alıp parasını geri alan insanlar var. Tabii ki evlerde denemesinler bunu ama internet üzerinden alışveriş o kadar güvenli. Galiba kopyalanmayla ilgili, kartın kopyalanması, beklenilenden daha fazla paranın çekilmesi gibi birkaç endişe de var. Kopyalandığı ortamlar kartın internet ortamları değil genelde. Tabii ki çok enteresan, abuk sabuk web sitelerinden alışveriş yapmıyorlarsa, yapmaya çalışmıyorlarsa. Ama bir web sitesinden alışveriş yaparken bir e-ticaret sitesinden bakılması gereken yerler var zaten. İşte sayfada SSL sertifikasının olması gibi, iletişim bilgileri, site nedir, neye benziyor, bunlar önemli. Bunlara bakıyor olmak lazım. Ama kopyalanan yerler kartların genelde fiziksel dünyalardır. Eskiden sigorta şirketlerinde de problem olurdu. Çünkü sigorta şirketlerinde bayağı Excel'de tutulurdu. Yıllar yıllar önce o kart bilgileri. O problemler de artık ortadan kalktı. Ama herhangi bir sorun olması durumunda alışveriş online dünyada yapılıyor ise kart sahibi zaten ücretini geri alabiliyor şu an. Evet. En güvenli alışveriş biçimidir bana soracaklarsanız. Bu şeyle ilgili bu düşüş oldu mu onu sormuştum. Kartlarla ilgili. Yılbaşından sonra. Düşüş oldu. %7, %8'lik bir o hata, yani 93 hata kodu döner mesela o işlemlerde. %7, %8'lik bir şey görüyoruz biz, artış görüyoruz o hata kodunda. Bu demek değildir ki o insanlar başka kartlarını kullanıp alışveriş yapmıyorlar. Ya da o kartlarını internet üzerinden alışverişe açtırmıyorlar. Yapıyorlar. Hani 1-2 ay içerisinde düzelecek gibi gözüküyor. Düşüşten ziyade beni endişelendiren şey, yıllardır internet üzerinden alışverişlerdeki o kullanıcı sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar yaptığımız için o algı kolay bir algı değil. Yani tam internet üzerinden alışveriş yapmaya artık tamam alıyorum diyen bir insana bir mesaj atıp tamam artık kredi kartınla internet üzerinden alışveriş yapamayacaksın çünkü bu çok da güvenli değil galiba diye mesaj atıyor olması bir kurumun, o algı çok kolay tekrar düzelebilecek bir algı değil ama hep beraber çalışacağız. Peki, süremizin sonuna geldik. Bugün çok çabuk geçti. Evet, çok hızlı geçti. Sefer. Evet, yetmedi bugün süre. Daha çok fazla soru var ama aslında fintech nedir ne değildir'den sonra bu hafta Emre Bey'le beraber çok katma değerli bir sohbeti. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. PayU'nun çatısı altında ama PayU gibi tabii birçok şirket daha var. Biraz daha geleceğin ödeme sistemlerini konuştuk. Bilmiyorum Sefer, bundan sonra ne bekliyor bizi? Sen neler söylemek istersin? Ya şöyle bir şey var. Bu en son konuştuğumuz kart örneği gibi, Emre Bey'in bahsettiği gibi, hani çok iyi bir şey yapıyoruz ama sonra bir düzenleme geliyor, bir şey oluyor ve orada bir geri adım atıyoruz. Ama hani dünya böyle bir yere doğru gidiyor. Emre Bey'le içeride de onu konuşuyorduk. Şimdi benim 9 yaşında oğlum var. Bu çocuk 15-16 yaşına geldiğinde web sitesinde www diye yazmayacak. Cep telefonunu açacak, aplikasyonuna girecek, oradan bütün alışverişi oradan yapacak. İnternet sitesi bile yazmayacak. Sizlerin çocukları da öyle. Çünkü öyle bir nesil geliyor. Dolayısıyla bunun karşısında durulmayacak çünkü ve dolayısıyla yönümüzü o tarafa çevirip
gerekli şimdi hani iş emekleme aşamasındayken doğru regülasyonlarla gerekli yatırımların yapılması ve en önemlisi de Emre Bey'in de Türkiye'deki bahsettiği eksiklik, global düşünerekten şirketler, küresel düşünerekten bunu yaparlarsa çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Peki, üzerimde kalmasın, isim vermeyeceğim ama PayU dışında bazı rakiplerle kıyaslandığında PayU'da herhalde reel sektörden kullanıcılar teşekkürlerini ve kullanım kolaylığından bahsediyorlar. Size iletmemi istemişler, onları da ileteyim. Bu haftalıkta Finansal Teknoloji programından bu kadar efendim. Sefer Yüksel'le beraber PayU Türkiye CEO'su Emre Güzel'i ağırladık. Hoşçakalın.